Sadece bunların kuvvet dengelerinin kesiştiği yerlerde sığıntı yaşayışlar. Hani Filistin falan diyoruz ya, işte Filistin davasında daha fazla bir şey beklemiyor. Bir takım kınamalar, laflı kınamalar dışında laflı kınamalara katıldı. Dava şudur, şunun ıstıyarını duyun, biz insan olmadığımız için onlar öyle oldu. Ve şimdi başka bir maskaralığa dikkat çekeyim. Biliyorsunuz, Afrika'da açlıktan kırılan insanların halini biliyorsunuz. Arkadan bir şarkıcı çıkıyor, bir takım konserler tartıklıyor, bir takım paralar topluyor falan. Ondan sonra Afrika halkına yardım. Burada insancı bir duygu var değil mi? Şimdi o yardım toplanmasın demiyoruz. Dikkat edin. O yardım toplanmasın demiyoruz. Ama işin hakikati şudur. Bunu bir batılının şeyinden söyleyeyim size. Bu insancılık davasının mahiyetini alacak bir sistem olmuş veya herhangi bir dinin desteği olarak varlığını korumuştur. Bir dinin desteğini alarak varlığını korumuştur. Benim inancıma göre hümanizm dinin güçlü olduğu devirlerde çok başarılı olmuştur. Dikkat ediyor musunuz? Dinin tabi yapısında var insancılık. Dinsiz hümanizm veya zamanının inanışına karşı gelmiş olan hümanizm ise yıkıcı olmuştur. Çünkü tahrip ettiği değerlerin yerini koyacak yeni bir sistem kurulamamıştır. Bu türlü hümanizme demişsen bu homoların durumudur. Hani onlara bir insancılık yaklaşım var ya. Şimdi dava şurada. Bugün dünyada çeşitli yerlerde biliyorsunuz ki bu Filistin davasından dolayı bir takım kınamalar, sesler falan çıkıyor. Fakat neticede şu, benim evimdeki aşı kazanla götürüyor, arkasından bana kaşıkla veriyor. Şimdi Afrika'yı mahveden Batı, oraya 4 kamyon yiyecek de gönderdi mi? Oldu Afrika'yı yardım, iyilik de onlara kaldı. Anlatabildim mi? Bu bakımdan Filistin davasında Filistinlilerin cesetleri üzerindeki parmak izlerinde bütün Batı'nın suçunu görüyoruz.